Arkadaşlar merhaba, bugün hep beraber Kocaeli'ne gidiyoruz. Kocaeli'nde Hobbit evleri göreceğiz ve biraz gezeceğiz. Şu an benim şoförüm geldi. Hiç beklememe gerek yok. Hemen binip gidiyoruz. Arabamıza doğru gidiyoruz. Hüseyin Bey, biraz daha seri olalım lütfen. Evet, teşekkür ederim Hüseyin Bey. Evet, teşekkürler. Şoför Bey. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kocaeli'ne gidelim lütfen, Hobbit evlere. Abi Ömer Turizm'i hiç beğenmedim ya. Neden beğenmediniz Tayfun Bey? Ömer Turizm'de hiç ikram yok. Ne kek var, Ömer Bey, ne su var. Tayfun Bey ne diyor böyle? Yani fiyata bunlar dahil değil mi Ömer Turizm? Lütfen 125 lira kişi başı para veriyoruz. Bir şey var derdim de. Ya deyin abi, lütfen Ömer Bey. Biraz da videoya bir heyecan girsin isterseniz. Lütfen yani Ömer Turizm'e pek güvenmeyelim. Ama Hüsobank. Hüsobank'a çok teşekkür ediyorum her şey için. Hüsobank sana katkı sağladı mı? Hüsobank bana sponsor. Gezmem bir rica sponsor ederim olduğu için Hüsobank'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. %5 komisyonla inşallah ayın 5'inde. Bizde aynen komisyon ve faiz oranları biraz yüksek geldi ama faiz oranları %5 el mahkum. Yani tepeci de değil yani bu adam sonuçta. Evet, tepeci de değiliz. Olduğu zaman vereceğiz kardeşim. Evet. Ben de bu birazcık daha devam etmek istiyorum. Bu elit ortamda edebiyat istasyonlarımıza selamlar. Ne okuyorsunuz Tayfun Bey? Ne okuyorum? Masumiyet Müzesi'ni okuyoruz. Bu Haziran'ın 3. haftası, müzeyi de gezeceğiz. Hem kitap okuyoruz hem de müzeyi geziyoruz. Kime aitti o kitap? Orhan Pamuk. Yani ya da Orhan Pamuk. Orhan Pamuk. Yani 1 kilo, ben de sana bir soru sorayım. 1 kilo demir mi ağır, 1 kilo pamuk? 1 kilo pamuk ağır. Neden? Pamuk. Şey yaptı. Çünkü abi, pamuk olduğu için. Herkes şimdi demir diyeceği için bu adam ters şey yaptı. Tabii. Peki Hüseyin Bey, size bir soru daha. 1 kilo demir, yani 1 kilo ve 1 kilo pamuk. İkisi de birer kilo, nasıl pamuk demirden daha ağır olabilir? Neden? Adam nedenini bilmiyor. Baba anlatıyor bak. Diyorum ki 1 kilo demir diyorum. 1 kilo. 1 kilo erikmiş gibi düşün. Bir de 1 kilo pamuğumuz var. Bunu da 1 kilo domates olarak düşün. Bunların kiloları birbirine eş değil midir? İkisi de birer kilo. Aynen. Ya kapat şunu yani. Ya kapat. Sana burada şey açıklıyorum. Evet arkadaşlar, Ömer ilk defa çeviriyormuş. Ömer düşüncelerini alalım. Ömer düşüncelerini alalım. 3 senedir araba koydum yukarı. Arkadaşlar şimdi beni yakışıklılığımdan dolayı polis çevirdi diyor. Bu kadar insan yakışıklı olamaz diyor. Allah'ım diyor, yani vergi kesmek zorundayım diyor. Yakışıklılığının vergisini vermen lazım diyor. O yüzden. İstanbul'da ne vardı yaşıyorsun? Oğlum bizim orada köyü niye küçümsüyorsun? Günümüz zaten şey, hiçbir şey yok ya abi İstanbul. Vadi restoranta geldik. Burada bir kahvaltı yapacağız. Şuradan da görüyorsunuz bu şerariyi akıyor. Bu dağdan kar suyu, yani erimiş kar suyu bu. Akıyor böyle ve çok güzel bir görüntü oluşuyor. En son Romanya'da bir dağa çıkarken böyle görüntüler görmüştüm. İçerisi yeşillik, size olabildiğince etrafı göstereyim. Kameraya doğru bir şeyler anlatarak gidebilirsiniz. Buyurun. Biraz konuşun abi. Daha önce gelmiştim buraya. Beğenmiştim. Tekrar sizin görmeniz için geldim. Evet Hüseyin. Ben daha önce buraya gelmemiştim ama şimdi geldim, gördüm. Yani kahvaltı yapacağız. Bir gezelim görelim. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gezelim abi. İçerisi böyle yeşillik içerisi. Şöyle. Sular mevcut. Selcom. Geziyoruz bak. Kankin BFF'n çok elit yerleri gezdiriyor seni şu an. Selcan'la da yakında bir Eyüp Sultan Pierre Loti videosu gelecek.
Şahin ile, Şahin'le gideceğiz oraya da. Şahin ve Selcuk. Artık BFF'mle takip etmiyor beni Instagram'dan ama olsun, yine de BFF'miz. Ortam çok güzel Selcuk. Burada böyle masalar var. Çok güzel. Fena bir mekan değil. Buradan da Ormanya'ya gideceğiz. Kaz Dağları da böyle. Hani oradan da bir dağlardan gelen bir şelaleler, işte bu akan çaylar, maylar, işte neyse. Soğuk soğuk akarken burada kahvaltınızı yapıyorsunuz. Evet. Burası sıkıntı. İnşallah kaymam. Hop, kaymadı. Oo. Tabii ki böyle yerlerde de alabalık tesisleri oluyor genelde. Alabalık yetiştirilip taze bir şekilde servis yapılıyor. İşte gördüğünüz gibi balıklar da var. Şurada. Taze taze. Hem çiftleştirilmesi için hem yenmesi için balıklar da yetiştiriliyor buralarda. Burada da Ömer Bey var. Ömer Bey, bize hadi rehberlik yapın. Götürün bir yere. Masa seçelim. Burası güzel. Burası mı diyorsunuz? İki oyla, Hüseyin Bey'le. Burayı seçtik. Peki, tamam. Öyle diyorsanız öyle. Abi erken çıktı. Ömer klasik davranışı yapıyor mekana girildiği zaman. Bir cüzdan eksik. Telefonu koydu, anahtarı koydu. Gözlük var. Şu ara bırakalım. Cüzdanı bırakmış ama. Abi ben sana destek oluyorum hemen video için. Bu da şöyle olması gerekiyor. Her zamanki cömertliği farkını. Kimin tuzum? Benim de bu videoda bir tuzum olsun yani arkadaşlar. İso çayla biz İso. İso abi çay bana. Sen nasıl yedin burası? Masaya çekelim abi. Bunu kim yiyecek? Yine bir kavga çıkacak. Onu bir de. Hüseyin abi çay bana. Ya. Bana koyduk muydu abi? Hüseyin çok iyi koyar. Bak bu videoyu Selcan izleyecek. Güzel koy. Koysun abi. Biraz kenarında var. 10 üzerinden 8. Hüseyin servis ya. Puanımız 10 üzerinden 5. Çayı döktü ya abi. Şu telefon bana ya. Video biter. Bitmez. Sallayacağız. Evet. 2 kişilik ya, kahvaltımız bu yönde. İnşallah doyarız. Ekmek ya bu. Ekmek güzel. Ekmek de ekmek ha. Güzel güzel. Ben yumurtayı şöyle sevmiyorum. Ha, ben de pek sevmiyorum ama. Kilo vermemiz lazım. Az yememiz lazım. Hüseyin kara kara düşünüyor kiloyu nasıl vereceğiz diye. Ömer sence kilo nasıl verilir? No, ekmek yemeyeceksin. Değil mi? Ekmeği kesersen. Hüseyin, ekmeği keserseniz kilo verebilir misiniz? Sağ olun, önemli. Kaçıncı bardak çayınız bu? Sizin 6 oldu herhalde ama ben... Benim 6 olmuştu. Benim bilmiyorum ne ben kadar saymadım. Ben çünkü Fenerbahçeliyim, 6 tane de bırakacağım. Ben saydım 8. Siz 8, siz Beşiktaş'a iade ediyorsunuz galiba.
Evet. Hüseyin Bey, sizde 7 tane için de bari Fenerbahçelilere özel. İçeyim bari abi. Bu arada sorun Hüseyin'den kaynaklı değilmiş. Çaydanlık akıtıyormuş arkadaşlar. Onu da belirteyim. Arkadaşlar, Ormanya'ya geldik. Ormanya Tabiat Parkı. Pazartesi günleri kapalıymış mesela. Kuş gözlem alanı. Sportif olta balıkçılığı. Altomu alsaydım keşke ya. Burası kemer kadar büyük değil mi? Yani büyüktür de yakındır. Ha, aynen, birbirine yakın gibi gözüküyor şu an. Buradan şimdi sağ taraftan Ormanköy Hobbit evlerinin olduğu yere gidiyoruz. Hobbit evleri bu yoldan gidiyor. Zaten tabelaları takip ettiğinizde Ormanya'da, yani Ormanköy'de Hobbit evleri rahatlıkla bulabilirsiniz. Girişten de çok yakın. Bu yoldan gidiyoruz şimdi. Kaldır ol. Hobbitler gelmiş. Alanda oturabilirsin, yorulursan. Evet arkadaşlar, burada fil var. Dikkat etmemiz lazım burada. Saldırabiliyormuş. Hortumuyla çekebiliyormuş insanları. Biz de o fili yakalamaya çalışacağız. Haydi yakalayalım. Yine Hüseyin ve ensesi. Abi elleri tutuşun yoksa burada kaybolur. Buralar daha az kalabalık. Nasıl? Hobbit. Benim çok ilgimi çekmiyor. Sıradan bir ev al. Bana aslan yeter abi. Aslan olacağını sanmıyorum ama. En sevdiğim hayvan. Sizin en sevdiğiniz hayvan hangisi? Ben fotoğraf çekeyim. Bu kalem. Neden bu kalem? Her rengi değiştirebiliyor. İstediği rengi olabiliyor. Böyle. Renkli bir hayvan yani. Genellikle fotoğraf çekilen yer burası. Şuna. Ses çok iyi ya. Bu da geyik. Geyik de var. Yabani yaşam alanında geyik. Geyiklere bak, ne kadar güzel ya. Ya ben bunu çok gördüm bunları ya. Nerede gördün? Ya bizim köylerde çok gördüm. Çok karşılaştım. Yapma ya. Aynen. Ya hadi bırak geyiği de gidelim. Şimdi hayvanat bahçesine gideceğiz arkadaşlar. Orada da çok farklı hayvanlar olduğunu düşünüyorum. Hadi gezelim. Gördün mü? Gelinleri atlar. Ama onu koparmadan verir. Hadi bakalım. Öyle verme abi. Fatih. Bunlar ilk atalarımızda. Gel bak şimdi Fatih, seyret. Değişik bir tavuk çeşidi ha. Yumurtası nasıl acaba? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar, Martinişka kabul olur mu? Leylek gördüm şu an. Leylek futbolu var mı? Nasıl? Kimisin bizi leylek futbol? Bilmiyorum ki. Vardır da. Düşkün leylekler. Sen ördek mi çiçeceksin? Sen ördek mi çiçeceksin? Ha? Sen ördek biçin. Kim ötüyor ya cik cik diye? Bu da Karolin. Karolin ördeği. Sülün Osman. Ne haber? Gel buraya. Gel buraya Sülün. Sülün. Bu da rakun arkadaşlar. Bir yatışa bak. Niye böyle yatıyor la, böyle değişik? Gel kızım. Yemeği yeniymiş abi.
Ay uyandırayım. Nasıl uyuyor lan? Tatlıya bak. Uyan bebek. Böyle bir uyuş şekli yok ya. Bu nasıl bir uyuş ya? Bacaklara atmış şey. Aha. Uyandırdık mı? Ne oluyor lan? Tamam korkma baba abi. Bir şey demedik. Korkma abi. Bir şey demedik baba. Nasıl geri çekil? Deve. Ne tipsiz bir şey? Deve neden boynun eğri? Deveye sordum. Deve cevap vermiyor ama. Nerem doğru ki demedi. Kusura bakmayın. Ben sordum ama. Arkadaşlar kütüphaneye de geldik. Orman kütüphanesi. Kütüphaneler her yerde. Sadece okumak ve gitmek isteyin. Şöyle bir adamımız karşılıyor bize. Bakın bana gülüm. Bu ağaç adam. Çok okuduğu için. Bir noktadan sonra kendini bu şekilde sentezlemiş ve doğaya hizmet etmiş. Hemen kütüphanenin önünde. Burada kütüphaneyi koruyor bu adam. Şöyle bir yan yana geçer misiniz? Şey, ağaç adamı. Tamam, geçelim. Benziyor. Onu yorumlar kısmına yazın. Hüseyin'le ağaç adam benziyor birbirine diye. Kütüphaneye geldik. Orman kütüphanesi. Şimdi içini gezeceğiz. Burada da bize güzel bir adam karşılıyor. Çakma Hüseyin. Devam ediyoruz. Buradan böyle. O neyi? Oha lan bu güzel işte. Adam bak. Adamın adamı. Oku diyor oku. Oku diyor. Bak. Oku adam ol diyor. Okudun mu kitabı mı? Okumadım. Demek ki okuyacağım. Şimdi yani buradan burada istediğimiz kitabı Halil İnancık. Yani Hüseyin'in bilemediği tarihi romanlarını yazan Osmanlı'nın kitabını yazan bir adamdır Halil İnancık. Bunu Hüseyin bilememişti bir tarih. Osmanlı ve modern Türkiye'de bir kitabı vardır Halil İnancık'ın ve Osmanlı'nın kurucusu kim diye sorduğunuzda tabii tarihin Orhan Bey diye iddia etti ama Orhan Bey değildir. Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'dir. Bunu tahmin edememiz de kendi kültürsüzlüğünden kaynaklanmaktadır. Maalesef her ne kadar edebiyat istasyonunda yer alsa da maalesef tahmin bazen Hüseyin'e psikolojik gelişim ve psikoloji kitapları öneriyorum ki bu suçluluk psikoloji ve eziklik aşağılık kompleksinin yerleşmesi için buradan mesela Doğan Cüceloğlu Var Mısın kitabını önerebilirim. Burada Doğan Cüceloğlu Var Mısın? Ben de tarifine bizzat beyin adlı böyle bir kitap önermek istiyorum. Bunu okudukça beynini ufkunun genişleyeceğini düşünüyorum. O yüzden de David Eagleman'ın beyin adlı hikayesini muhakkak tercih kendini bu yönde geliştirmeliyim. Ben de Hüseyin'e ileride bir üç tane ayrım var. Davranışına lütfen dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Davranış. Ben tercihine bitirince ben bütün kitabını okumasını öneriyorum. Kalbinin bazen çok tembelliği olabiliyor, çok geç kalkıyor vesaire oluyor. Arkadaşlar yeni görgü kurallarına Hüseyin hiç uymuyor. Lütfen yeni görgü kurallarına uymanı tavsiye ediyorum. Lütfen görgü kurallarına uyalım. Bana ne tavsiye ediyorsun? Fikir nasıl bulunur mesela? Tayfun bazen çok donuk fikirler verebiliyor, çok donuk cevaplar verebiliyor. Hani bunu okursa bence daha doğru fikirler verebilir, hayatıyla ilgili doğru kararları alabilir. Emre Kendini Sev kitabını öneriyorum. Güzel kendini kitap. Kendini sevmen lazım. Öncelikle herkes kendini sevsin. Bırakın lan başkasını. Kendini sev. Tamam yeter oğlum. Neden? Tamam daha burada daha bulamadım. Ben kapatacağım. Neredesin? Bugün yaşamayı öğrendiğim gün arkadaşlar. Bugün yaşamayı öğrendim. Evet. Konuşsan olur. Ha. Yok ya, tamam. Bir sürü kitap var ha. George Orwell ile var. Kutuyar var. Sandalyeler çok güzel. Hüseyin'in kitabı. Ne o? Geleceğimiz İslam. Hüseyin'e bunu tavsiye ediyorum. Geleceğimizde İslam var. Değil mi? Böyle devam ettiğimizde burada çok güzel okuma yerleri mevcut. Mesela şurada cam fanus gibi bir şey var. Burada sallanmalık yerler, oturmalık yerler. Şurası. Ama kimse kitap okumuyor tabii. Mesela şöyle oturma yerleri var. Böyle bir yer.
buraya geldiğiniz zaman. Aslında edebiyat istasyonu burada etkinlik düzenlesin mi? Düzenlesin, beni de çağırsınlar. Düzen, değil mi? Burada güzel kitap okunur. Hiç olmadı. Sıkıntı. Kötü değil. Arkadaşlar şu an dinleniyorum. Arkadaşlar ters eve geldik. Ters eve. Böyle meşhur. Giriş ücreti 20 lira. Şöyle görüyorsunuz. Ters bir yer. Çamaşır makinesi burada. La bu ne oğlum? Nasıl sıçacağım ben şimdi buraya? Nasıl tuvaletimi yapacağım ben buraya? Kadın kadını. Ay kadın video çekiyorsan. Çok güzel şey. Şunu sonra. Böyle bir ev oldu. Terlik bile var ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Inception filmi değil mi baba? Tersine dönüyor diyor orada da. Bir ara böyle. Sen orada. Oturma odası mı? Yok, yatak odası. Şimdi mutfak. Kafama düşmesin oğlum, korkuyorum da. Ev sallanıyor. Sallanır abi. Şöyle bir durun bakayım. Açamıyoruz. Of. Oturma odamız bile var. Her şey ters ya. Bu evde mutfak hangi? Inception baba. Burada spor aletleri bile var Yusuf. Biraz bas ya. Bu ne baba? Şey, bacak kısı gelişti. Sıra bende. Attım. Ya baba, kalkışıyor ya. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün ters evi gezdik. Ondan sonra Maşuki'ye, oradan da Orbanya'ya gittik. Arkamda da ters evi görebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederiz. Lütfen en iyisini beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Başka videolarda, başka güzel günlerde görüşmek üzere diliyorum. Esen kalın. Biz de kapanış yaptık. Yapın abi. Ya Ömer, aktarmak istediğin şey var mı? Aktarmak istediğim bir şey yok. Abone, beğeni, başka bir şey yok. Benim de yok zaten. İyi eğlendik, iyi geçtik. Tamam gençler. Hadi görüşürüz.